Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biber turşusu yapacağız. Amasya Merzifon'a bağlı olan Gökçeba köyünde kaynanan ve kayınpederimin bahçesinden biberleri taze taze toplayacağız. İki çeşit biber turşusu yapacağız arkadaşlar. Bir tanesi şu kıl biberlerden, hemen göstereyim size. Şu şekilde kıl biberlerden olacak. Bir de bu şekildeki acı top biberlerden biber turşusu yapacağız. Tabii biber turşusu için lazım olan malzemeler öncelikle biber. O yüzden hadi toplamaya başlayalım. Ben irili, küçüklü, büyüklü topluyorum. Her türlü güzel oluyor. Çok küçüğünü sevmiyorum. Bunlar uzun oldukça böyle daha çatır çatır, kutur kutur oluyor, öyle söyleyeyim. Sadece ince uzun olmasına özen gösterin. O kadar. Biber bol olunca hangisini toplayayım ben de kararsız kalıyorum. Maşallah demeyi unutmayın. Yani bağ, bahçe, sebze konusunda gerçekten şanslıyım. Çünkü herkeslerde bu şekilde şans olmuyor. Benim de bir köyüm yoktu. Daha doğrusu babamla annemler köyde doğmuşlar ama hani oralarda yaşamadıkları için, İstanbul'a yerleştikleri için hani köy, tarla, tapan, sebze, meyve nasıl yetişir? Bizler de onları bilmiyorduk. Arkadaşlar biberlerimiz hazır, kıl biberlerimiz. Şöyle göstereyim. Büyüğü var, küçüğü var, daha tazesi var. Çeşit çeşit boy boy topladım. Turşu yapanlar bazıları tedirgin oluyor. Ay yapınca olmuyor. Şöyle biber mi olması lazım, böyle biber mi olması lazım? Arkadaşlar her şeyin hemen hemen turşusu oluyor. Karpuz ve kavunun, yumurtanın bile turşusu eğer oluyorsa tarladan gelen veya pazarınızda ucuza bulduğunuz sebze ve meyvelerin de turşularını, sirkelerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Asla korkmayın, turşum tutar mı, olur mu, olmaz mı? Çeşit çeşit hangi sebzeyi uyguna buluyorsanız onları yaz günü elinizden geldiğince değerlendirin. Ben şimdi kıl biberlerimi topladım. Bunu kenara bırakıyorum. Ondan sonra top biberlerimi toplamaya başlıyorum. Arkadaşlar şimdi top biberlerimizi toplamaya başlayacağız. Bununla, bu da acı biber biliyorsunuz. Bunun birazcık toplaması öbürüne göre daha zahmetli. Biberleri sert oluyor. İstersen yakınlaş oğlum. Bunun dalları daha nazik. Biberleri de çok sert oluyor. O yüzden biraz toplarken dikkat etmek gerekiyor. Ben saplarıyla istiyorum çünkü. Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Top biberlerimizi turşu kurmak için topladık. Şimdilik bu kadar çıktı. Ama daha önce topladıklarımız duruyor. Onlarla beraber karıştırıp yapacağım. Bir de başka cinste acı biberlerimiz vardı. Onlarla beraber toplayacağız arkadaşlar. Şimdi yıkama ve ayıklama bölümüne geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi temizleme aşamasına geçtik. Hemen size göstereyim. Şu şekilde. Uçlarını kesmiyorum. Uçları kesmiyorum. Bunları da kesmiyorum. Ben tüm olarak atıyorum. Ve saplarını da komple kafasından kesmiyorum. Şu şekilde uzaktan kesiyorum. Fazla yer kaplamasın diye. Fazla sap kısmına girmesini istemiyorum. Bunun nedenlerini hem zamanınızı almamak için turşu yapımında anlatacağım. Bu şekilde kafalarını, eğer uçlarında şu şekilde kurumuş, eğer çiçekleri varsa çiçeklerini sadece alıyorum. Sap kısımlarını biraz kopartıyorum. Tekrar göstereyim. Sapı burada. Ben sapı şuradan kesiyorum.
Uçlarını kesinlikle dokunmuyorum. Delme işlemi yapmıyorum. Küçük biberlerime gelirsek bunları da gene aynı şekilde kurumuş çiçeklerini atıp saplarıyla arkadaşlar atıyorum. Limon tuzu kullanıyorum. Suyum sıcak. Kaynatılmış. Soğutulmuş. Su kullanıyorum arkadaşlar ben. Yani artık ne musluk suyuna ne hazır suyuna güven olmuyor. O yüzden birazcık daha sıcak. Çok da sıcak değil. Ben limon tuzlarımı şimdiden ekledim. Erisin diye. Sonraki aşamayı tekrardan sizlere göstereceğim. Arkadaşlar limon tuzumuzu koyduk. İçine tuzunu da ilave ettim. Ve ben turşularım için elma sirkesi kullanıyorum. Sirke kokusunu fazla sevmiyorum. Turşuları biz limonlu sevenlerdeniz. Herkesin ağız tadı farklıdır. Ben aman garanti olsun diye bir çay bardağı elma sirkesi ekliyorum. Üzüm sirkesi çok daha sirke koktuğu için elma sirkesi daha iyi oluyor. Bu şekilde tenceremin içine ekliyorum. Suyum şu anda artık soğudu. Tuzunun da erimesini bekliyorum. Eridiği zaman doldurma işlemlerine başlayacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan evet artık bütün malzemeler hazır. Şimdi bir araya gelecek. Ama bir araya getirmeden önce bir uyarı vermek istiyorum sizlere. Ben plastik bidonda mecburen turşularımı kuruyacağım. Kesinlikle plastikte turşu kurmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü plastik sağlıklı bir şey değil. Ben turşuyu biz ailece çok sevdiğimiz için turşu bidonlarımı İstanbul'daki evde unuttum. O yüzden de burada alma gereği duymadım. Çünkü çok fazla turşu yiyoruz ve yapıyoruz. O yüzden İstanbul'daki evimde büyük büyük cam kavanozlarda bidonlarım diyeyim olduğu için burada almadım. O yüzden plastikleri kuracağım. Ama lütfen size kesinlikle plastiği tavsiye etmiyorum. Onun dışında bu yapmış olduğum turşu benim damak zevkime göre. Biliyorsunuz ki her elin veya her evin soğan doğrayışı farklı olur. Herkesin damak zevki de farklı olur. O yüzden sizler de nasıl turşu yapıyorsanız, nasıl yemek yapıyorsanız veya diyeyim ki başka videolarda görüyorum. Aa bu böyle olur mu? Ya bu yemek böyle yapılır mı? Bu turşu böyle olur mu? Gibisinden tartışmalar oluyor ki yapmayın. Çünkü yalnız şunu unutma. Bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim. Hayır. Ben senden daha iyi bilirim. Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı. Ben bilirim. Ben bilirim. Ben. Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be. Sirke ne olur? Nah sana. Limon ne olur? Sirkesiz bir halta benzemez. Limon. Konu olmuş. Bu nedenden dolayı bu kavgayı yapmıyoruz. Bu turşu tamamen benim ve ailemin damak zevkine göre. Size limon tuzumun ölçüsünü verdim ama tuz ölçümü vermedim. Çünkü tuz çok iyi bir şey değil. Benim işim kronik kalp hastası ve tansiyon hastası olduğu için fazla tuzu tüketmemesi gerekiyor. Ben turşularımı az bir tuzla yapıyorum arkadaşlar. Fazla tuz kullanmıyorum. Kesinlikle geçen seneki turşularım da aynı şekildeydi. Her seferinde az tuz kullanıyorum. Yani ağzımıza aldığımız zaman daha çok bize limon tadı geliyor. Biz limoncuyuz. Yani limonlu turşuları daha çok seviyoruz. Sirkeli olan turşuları pek tercih etmiyoruz. Onun dışında hemen başlıyoruz arkadaşlar karışımımıza. Dibine birkaç tane sarımsak koydum. Sarımsak eğer seviyorsanız ekleyin. Sevmiyorsanız eklemeyin. Onun dışında biberlerimi bu şekilde ben tüm olarak koyuyorum. Ucunu asla kesmedim veya delik açmadım. Tepelerinde de saplarının sadece büyük kısmını koparttım. Neden? Şu anda ben bu turşuları Amasya Merzifon Gökçeba köyünden yapıyorum. Ama benim evim İstanbul'da. İstanbul'un ortamı çok nemli ve çok sıcak. O yüzden orada turşular çok çok hızlı oluyor arkadaşlar. Şu anda Ağustos ayı meyvemiz bol olduğu için
şu anda bu turşuları hemen yemek istemiyoruz. Kışın yemek istiyoruz. O yüzden de ben istiyorum yavaş yavaş olsun, hızlı olmasın. Hızlı olmasını istemediğim için içine nohut koymuyorum. Eğer içine nohut koyarsanız daha hızlı ekşime ve o olma süresi olacak arkadaşlar. O yüzden ben turşuma nohut koymuyorum. Yavaş yavaş olsun istiyorum. Bu şekilde ekliyorum biberlerimizi. Hiç bunların boyuna aldanmayın. Bu şekilde olmasının nedeni de dediğim gibi yavaş olmasını istiyorum. İçine turşunun tüm suları zaman içinde giriyor ve bir ay içinde rahatlıkla dönüyor ve çok lezzetli bir turşu oluyor. Katır kutur yiyoruz. Arkadaşlar doldurma işlemimiz bitti. Sarımsağı biz çok seviyoruz. Çocuklar çok seviyor. Biz parçalamadan tüm koyuyoruz. Eğer siz sarımsağı sevmiyorsanız koymaya da bilirsiniz. Turşu yapmaktan kesinlikle korkmayın arkadaşlar. Turşunuz bozulmaz. Evet yumuşak olabilir. Belki ekşisi az olabilir. Ama bunları deneye deneye öğrenirsiniz. Bizler de annemizin karnından turşucu olarak çıkmadık arkadaşlar. Deneye deneye öğrendik. Dediğim gibi yapmış olduğum turşular bizim ev halkının ağız tadına göre yapıyoruz. Çoluk çocuk sarımsakları benim hele çocuklar leblebi niyetine yiyorlar. O yüzden turşuların içine ben bol miktarda sarımsak koyuyorum. Genelde sarımsaklar turşunun suyuyla karıştıktan sonra dibe çöküyor. Bunları da dolduruyorum. Koca sepet biberi, kıl biberini aldı içine. Bu 10 litre, bunlar da 1,5 litre. Tekrardan uyarı veriyorum. İster su bidonu olsun, isterse bu dışarılarda satılan yani turşu yapmak için, salça koymak için plastik bidonlar olsun. Plastiklere kesinlikle karşıyım. Ben cam kavanozlarımı, büyük boy cam kavanozlarımı İstanbul'daki evde unuttuğum için almadım. Yani plastik zararlıdır arkadaşlar. Cam biliyorsunuz daha sağlıklıdır. Yani ben bunlara koydum. Çünkü Amasya'dan İstanbul'a 650 kilometre. Bu demek oluyor ki nereden baksanız 9 saatlik bir yolumuz var. Yani hani gidip de bidonlarımı alıp da geri gelme gibi bir yolumuz var. Yani hani gidip de bidonlarımı alıp da geri gelme gibi bir lüksüm yok. Burada da aldığım zaman evdeki bidonlarımı ne yapacağım? Böyle bir durum var. O yüzden size tavsiyem lütfen yaptığınız kışlıkları hep cam kavanozlarda saklayın veya buzdolaba atın. Onun dışında gelelim. Bundan sonraki videolarımda közlenmiş patlıcan, közlenmiş biber, kavun, karpuz, turşusu, kolay pratik, olgun kırmızı domatesten yapılan turşuyu hepsini YouTube sayfamda göreceksiniz. Lütfen izlemeye devam edin. Şimdi sarımsaklarımı ekledim. Bunu bu kadar doldurabildik. Bahçede devamı var. Oldukça üstünü ekleyeceğim. Bunlar da suyla buluştuktan sonra yumuşadıkça dibe çökmeye başlayacak. Dibe çöktükçe ben üstten biberlerini doldurmaya devam edeceğim. Sonra ağızlarını kapatacağım. İstanbul'a gidince bunları kesip kendi cam kavanozumu boşaltıp o şekilde saklayacağım. Tekrar söylüyorum. Sirke eğer seviyorsanız sirkeyi bol ekleyin. Eğer limon benim gibi seviyorsanız limonunu, limon tuzunu bol ekleyin. Tuz çok çok önemli bir faktör değil. Çünkü bundan önce tuzsuz turşular da yaptım. Dediğim gibi eşim kalp hastası ve yüksek tansiyonu olduğu için turşu yemeyi o da çok seviyor. Ama ona tuzlu yaramayacağı için tuzsuz turşular da yaptım. Onları da Ağustos ayında yani bu zamanlarda yaptım. Ve Aralık ayına kadar erimeyen katır kutur turşularım vardı. O yüzden hiç merak etmeyin. Turşularınızı yapa yapa deneye deneye en iyi turşu yapmayı siz de öğrenirsiniz. Şimdi bunun içine ne var? Zannedersem kamera ekranına 4 yansıdı ama 5 kaşık limon tuzu koyduk. Limon tuzu aslında iyi bir markanın da ama nedense bilmiyorum. Limon tuzu fazla suyumu ekşiltmedi. O yüzden bir kaşık daha ekledim. Normalde çok fazla. Normalde bir iki tane yetmesi gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. 2 kaşık falan yetmesi gerekiyor ama bu limon tuzunun nedense limon ekşitme olayını beğenmediğim için ekledim. Çünkü ekşitme fazla olmazsa bizim damak zevkimize uymaz. Elma sirkesi kullandım 1 çay bardağı kadar. Onun dışında da 4 tane limonu küçük parçalara bölerek şu şekilde gördüğünüz gibi içine attım sularıyla birlikte.
tuz oranını vermedim. Tuzum çok çok az. O yüzden benim gibi yapıp da sonradan tuzu çok az oldu demeyin diye tuz oranını söylemiyorum. Tuzum oldukça az. Tuz olarak da gene salamura tuz kullandım. Bu iri, orta irilikte olan tuzlardan. Hemen sularını eklemeye başlıyorum. Bu limonları da sonradan zorla üstlerine sokacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim turşuları doldurmam da bitti. Sularını doldurdum. Turşularım hazır. Bu tam oldu. Artık bir şey eklenecek yok. Sadece bu yarım kaldı. Bahçede oldukça onları da ayıklayıp yıkadıkça bunun üstüne eklemeye devam edeceğim. Bunun burasına kadar su yeterli. Çünkü yumuşadıkça aşağıya çökecek, yumuşayacak. Üstten tekrardan biberlerini tıkmaya devam edeceğim. Bu da biberler, yani diğer kendi biberleri yumuşayana kadar üzerine biber ekledikçe kapağını açacağım, kapatacağım. Hiçbir sorun oluşmuyor. Bu şekilde karanlık bir yerde saklamanız yeterli. Dediğim gibi unutmayın, turşu yapmak çok çok kolay. Asla denemekten çekinmeyin. Turşu yapmak birinci şart sizin damak zevkinize göre. İkincisi ise dikkat etmeniz gereken, turşu hangi ortamda kalacak? Eğer sıcak bir ortamda kalacaksa ve bu turşuyu çabuk tüketecekseniz, o zaman turşunuz çabuk olmasını da eğer istiyorsanız parça parça kesin. Eğer sıcak bir ortam, İstanbul gibi nemli sıcak bir ortam ve kileriniz yoksa, mutfağınızda sıcak ise, o zaman benim gibi delmeden, kesmeden tüm olarak ekleyin ki İstanbul'un sıcağında zaten çabuk oluşuyor bu turşular. O zaman kışa kadar böyle sağlam kalan turşularımız. Diğer turşu tariflerim için beni izlemeyi unutmayın. Onlar da yakında kanalımda olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.